Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ekranda gördüğünüz olimpiyat sorusunun çözümünü yapacağım. Bu tip 18 derece, 12 derece, 6 dereceli soruların sentetik çözümü genelde çok zor görülebilmektedir. Fakat bu tip soruların bazıları sentetik olmayan, herkesin çözebileceği bir yoldan da çözülebilmektedir. Normalde sentetik çözümler daha orijinal çözümlerdir. Fakat soruyu bir türlü çözemiyorsanız ve cevabını da bilmiyorsanız bu yolu kullanarak cevabı bulabilirsiniz. Uygulayacağımız yöntem sorudaki uzunlukları değerler vermek. Nasıl ki bazı sorularda 30, 60, 90 veya 45, 45, 90 üçgenlerinde kenarlara değerler vererek diğer uzunlukları bulmaya çalışıyorsak, aynı şeyi 15 derece, 75 derece, 22,5 derece, 18 derece, 36 dereceyi kullanarak da bazı soruları çözebilirsiniz. Bu yöntemi buna benzer sorular için de kullanabileceğimiz için ben anlatımımı biraz genelleyerek anlatacağım. Çünkü sorularda 18 derece, 36 derece, 15 derece, 22,5 derece veya bu açıların tümlerini gördüğünüz zaman da bu yöntemi uygulayabileceksiniz. Örneğin 30-60-90 üçgenini hepiniz biliyorsunuzdur. 30'un karşısını 1 alırsanız 60'ın karşısı kök 3 çıkmakta, hipotenüs 2 çıkmakta. 45-45-90 üçgeninde de dik kenarlar 1 olduğu zaman hipotenüs kök 2 olmaktadır. 15-75-90 üçgeninde ise bakın 15'in karşısı 1 olduğu zaman 75'in karşısı kök 3 artı 2 olmakta. Nasıl bulduğumuzu şurada bakın anlattım zaten. 75 olan açıyı 15 ve 60 olarak iki parçaya böldüğümüz zaman bakın bir 30-60-90 üçgeni oluşuyor. Onun kenarlarından 15-75-90'ın kenarlarına ulaşmış oluyoruz. Aynı şeyi 22,5-67,5-90 üçgeni için yapacak olursak orada da 45-45-90 üçgeni oluşturuyoruz. Ya da 67,5 olan açıyı 22,5 ve 45 olarak iki parçaya böldüğünüz zaman diğer dik kenara ulaşmış oluyorsunuz. Ne olmuş oluyor da 22,5'un karşısı 1 olduğu zaman 67,5'un karşısı kök 2 artı 1 olmakta. Gelelim bu soruda kullanacağımız değere 18 derece bakın. Yani 18, 72, 90 üçgeni eğer görürseniz soruda veya siz oluşturursanız bu dik üçgeni 18'in karşısı kök 5 eksi 1 olduğu zaman hipotenüs 4 çıkmaktadır. Bu soruda bunu kullanacağız. Yani sinüs 18'in değeri kök 5 eksi 1 bölü 4'tür. Bunun nasıl bulunduğunu eğer merak ediyorsanız kanalda bununla ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bazı sorularda da kosinüs 36'nın değerini kullanarak veya 36, 54, 90 dik üçgeni oluşturarak da soruları çözebilirsiniz. Burada da bilmeniz gereken değer kosinüs 36'nın değeri. O da kök 5 artı 1 bölü 4'tür. Evet, sorumuzu çözmeye başlayalım. Şu açı 18 ile 12'nin toplamıdır. Yani 30 derecedir. Şimdi ben dik üçgenler oluşturmak istiyorum burada. Dolayısıyla bir 18, 72, 90 dik üçgeni oluşturabilmem için şunu dışarıya doğru uzatıp şuradan ona bir dik indirebilirim. Bakın şu açı ne oldu? 30 oldu. Şu açı 60 oldu. Bir 30, 60, 90 üçgeni oluştu. Bir de 18, 72, 90 üçgeni oluştu. 18'in karşısına kök 5 eksi 1 dediğimiz zaman hipotenüs ne çıkıyordu? 4 çıkıyordu. Burası 4'tür diyebilirim. Aynı şekilde burası da 4'tür. Eşit olarak verilmiş birbirine zaten. Şu 30, 60, 90 üçgeninde de 30'un karşısı kök 5 eksi 1 olduğu için hipotenüs 2 kök 5 eksi 2 olacaktır. Yani bunun iki katı olacaktır. Bakın dikkat ettiyseniz zaten sorumuzda birçok uzunluğa ulaşmış olduk. Bakın bir 12, 18, 150 üçgeni vardı. İki kenarı belli. 4 ve 2 kök 5 eksi 2 aradaki açı 12 derece bu bilinen iki uzunluk arasındaki açı. Şu en dıştaki büyük üçgende de bakın iki kenar belli. Bakın şurası da 2 kök 5 eksi 2 ile 4'ün toplamı yani 2 kök 5 artı 2 olur. Bakın bir kenarı 2 kök 5 artı 2, diğer kenarı 4 ve aradaki açı 12. Acaba bu üçgenler kenar açı, kenar benzerlik teoremine göre benzer mi? Ben onu kontrol etmek istiyorum şimdi. Onları da video uzun sürmesin diye şuraya bakın yeniden çizmiştim. Şurayı ne bulduk? 4 bulduk. Şurası 4, şurası da 2 kök 5 eksi 2 bulduk. Şuranın tamamı da 2 kök 5 artı 2 çıkmıştı. Yani burada şu mavi olan mavi yuvarlak çizdiğim üçgenle kırmızı taradığım üçgen benzer mi değil mi? Kenar açı, kenar benzerlik teoremine göre onu kontrol edeceğim. Onları da bakın şuraya ayrı olarak çizdim ayrıca. Bakın mavi olan üçgende iki kenarı belli bakın. 4 ve 2 kök 5 eksi 2
aradaki açı 12. En dıştaki büyük üçgende de bakın, aradaki açı 12 ve iki kenarı da 2 kök 5 artı 2'ye 4. Yani burada acaba kenar, açı, kenar benzerlik teoremi var mı? Eğer varsa zaten şu açı 150 derecedir. Burası da 150. O zaman alfa 18 olacaktır eğer bu şartı sağlıyorsa. Bakın şu ortak olduğu için, bu her ikisinde de 12 olduğu için bana sadece kenarların arasındaki oranın aynı olup olmadığına bakacağız. Yani bu üçgen bunun katı bir üçgen mi? Mesela 4'e 2 kök 5 artı 2. Diğerinde de 2 kök 5 eksi 2'ye 4. Böyle bir oran var. Yani 4 2 kök 5 artı 2 olmuş. Büyümüş. 2 kök 5 eksi 2 de büyümüş. 4 olmuş. Eğer bu oran birbirine eşit ise, bunu sağlıyorsa, aradaki açı da ortak olduğu için bunlar kenar açı kenar benzerlik teoremine göre benzerdir. Öyle mi? Bakalım. 2 kök 5 artı 2 ile 2 kök 5 eksi 2'yi çarparsanız, yani burada bunları birbirine eşitlerseniz, içler dışlar çarpımı yaparsanız bu 2 kare farkıdır. Yani 20 eksi 4 ne yapar? 16. Bakın burası da 16 yapıyor. O zaman bu üçgenler kenar açı kenar benzerlik teoremine göre benzer olduğu için alfa açısı 18'dir diyebiliriz. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler.